Merhaba arkadaşlar, uzun süredir motosiklet bakımı ile alakalı video paylaşmamıştım. Bunlar motosiklet bakımında sizin işinize yarayacak yardımcı elemanlar. VD40'ı zaten biliyorsunuz, işlemeyen her şey için ve işte pasını gidermek için de kullanabilirsiniz. İşlemesini daha iyi sağlayabilmek için de kullanabilirsiniz. Bir tek bunu baltalarınıza sıkmayın, çok iyi olmuyor sonuçları. Buna muadil olan ürünlerden bir tanesini paylaşacağım. Koruyucu yağlayıcı sprey olarak geçiyor. Bu 404'ün çıkarttığı bir ürün ve VD40'ın yaptığı bütün işlemleri yapıyor. Yani o işte işlemeyen yerlerdeki, işte korozyonu önlemedeki bütün işlemlerini tabii ki bu da çözüyor. Şöyle demişler, işte tabii hani uyarıcı birkaç tane şey var üstünde. Kutu basınçlı, güneş ışığından koruyun, 50 dereceyi aşan sıcaklıkta tutmayın, solumayın gibi uyarıları var. Bu VD40'ın daha önceden zaten hani videosunu paylaşmıştık sanıyorum. Bu ürünleri de ona muadil olarak kullanabilirsiniz. Bunda ise CCP diye bir tane ürün. Bu üründe yine Multifunctional Spray diye geçiyor ve üstünde Car Care Production diye yazıyor. Bu da VD40'ın gördüğü işi yapıyor. Galiba da bunlar yarı fiyatlı olması lazım. Fiyatlarına bakıp sizi bilgilendireceğim zaten. Yeni tip bir tane racing makineler için Plus 4G diye bir tane yağımız var. Bu yağ markasından daha önceden kullanmış olanlar var mı bilmiyorum ama bu da bize yeni gelen ürünlerden bir tanesi. Racing makineler için 10.40 1 litrelik. Ya bunların fiyatlarını da yazacağım. İstiyorsanız hani mağazamızdan da gelip alabilirsiniz, uğrayıp alabilirsiniz veya istiyorsanız internetten sipariş verebilirsiniz, oradan alabilirsiniz. Tabii ki hani bu balata spreyi bize en çok gerekenlerden bir tanesi. Hani uzun süre bıraktığımız zaman bir motoru belli bir süre sonra işte balatalarında veya çeşitli yerlerinde korozyonlanma, işte hafif pas görüntüleri falan görüyoruz. Bu sadece balatalarda kullanılabilen bir şey. Bunun uygulamasını da size göstereceğim. Hani ne kadar işe yarıyor? Tamam, bunları gösteriyoruz da işe yarıyor mu gerçekten diye. Bir test edeceğim zaten. Çamur veya ne denir, zamanla oluşmuş böyle korozyonları üstünden atması için yapılmış. Aynı şekilde 404'ün de böyle bir ürünü var. Yine Brake Cleaner diye geçiyor. İkisini de test edeceğim ve size göstereceğim. Size gösterdikten sonra videoyu da son vereceğim. Hepinize iyi sürüşler. Evet, fena değil. Temizledi. Biraz hafif paslı bir tarafı vardı sanırım benim disklerin. Onları temizledi. Bir de arkaya bakalım. Evet, bayağı rengi açılmış. Diğer tarafından da sıkmıştım. Rengi açılmış, kendine gelmiş biraz. Yani tabii bu kadar temizliyor. Gıcır gıcır yapmıyor. Bir de tabii ekstradan bir tane ürün var. Papillon diye basit bir ürün. Fakat bu ürün gerçekten işe yarıyor. Sibop iğnesini sökerek lastiğin havasını boşaltın, sıvıyı iyice çalkalayın. Yani lastik tamir kiti ve doğrudan lastiğinize uygulanın. Boş boşuna yolda kalmayın diyor. Sıvıyı iyice çalkalayıp siboptan içeri enjekte edin. Sibop iğnesini takarak lastiğin havasını şişirin. Lastiği birkaç tur çevirin. Sıcak ve soğuk havadan etkilenmez diyor. Hani bunu da yanınızda bulundurun. Herhangi bir patlamaya, delinmeye karşı bunu istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Ben mesela özellikle lastik tamir kiti taşıyorum yanımda. O lastik tamir kitinin içinde biliyorsunuz iki tane hava tüpü var. Bazılarında üç tane hava tüpü var. Bir tane iğne gibi bir büyük şey var. Üstünde yapıştırıcı madde var. Ve bir kauçuk da içine sokuyorsunuz. Çıkarttığınızda lastiğin içinde kalıyor. Ben de o tarz bir lastik tamir kitini yanımda taşıyorum. Ne olur ne olmaz diye, herhangi bir yerde yolda kalmayın diye. Bu tarz ufak şeyler gerçekten bir günü kurtarıyor. O gün yani yolda kalmanızı engelliyor. Arkadaşlarınızla veya tek başınıza yola devam etmenizi sağlıyor. Lastikçi aramamanızı sağlıyor. Hepinize iyi sürüşler.